Herkese selam, Ragnarok kanalındasınız. Başka bir mobil oyun tanıtım videosuyla karşınızdayım. Brave Blades isimli oyunu göstereceğim. Oyunu bir sosyal medya hesabındaki reklamdan gördüm. Reklamların da karakterler çok güzel gösteriliyordu. Dedim ki kendi kendime %100 alakası bile yoktur dedim oyunun bu karakterlerle. Girince çizimlerinin gayet iyi olduğunu, çizim detaylarının iyi olduğunu gördüm. Siz de görüyorsunuz. Oyun içinde pek bu yansımamış ama en azından bir yerlerde güzel işler çıkartılmış gibi. Bakın burada değişti hemen. Oradakinin alakası yok. Evet. Daha sonrasında oyunun da nefret ettiğim bir tür olduğunu oyuna girince hemen anladım. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Oldukça sıkıcı, kendi kendine oynayan bir oyun. Şimdi böyle deyince eleştiriyorlar beni ama bunun neresini seviyorlar anlamıyorum. Yani telefonu koy kenara, otomatik göreve git, akşam al, bakıyorsun ilerlemişsin. Böyle bir oyun neresi zevkli bilemiyorum. Siz karar verin. Kısa bir tanıtım olacak. Bulabilirsem o reklam videosunu da koyacağım. İçine Adfirne. Ben bir şeyler mi ekleyeyim? Yani olur ya eski browser oyunları. Onun gibi oyunlar. Yani çizimleri olmuş da. Ya ekran dolmuş görüyorsunuz. Daily gift'imizi alalım. Şurada login pack var. Available şu. Bunları göstereceğim tek tek. O yüzden şuraya bakın. Şuraya main göreve tıklıyorum. Bu kadar. Kendi oynuyor. Karakter animasyonları olmamış. Şöyle bir şey var. Şunu alalım. Karakter animasyonları olmamış. Otur. Bir şey belli olmuyor şu anda. Bu durumda hemen şu menüden şunu geçelim. Settings kısmından grafik HQ Top Quality demiş. En üst düzey grafik lere sahibim şu anda ama buna rağmen yani bir browser oyunu bile çok daha iyi görünüyor yani. Şu an ne yaptığını da anlamadım. Çantada bir şey varmış. Ona bakacağız. Title kısmı. Oyun bu şekilde. Yani şu bunda gösterecek pek bir şey yok. Zaten bütün yetenekler açıldı ve onları da kendisi gösteriyor zaten. Tıkladık oğlum işte. Tıkladık. Daha niye tıklayacaksın ya? İkide bir tıkla deyip duruyorsun. Şimdi gelin şu menüler arasından kalabalık menülere bir bakalım arkadaşlar. Sol üstte benim statlarım, eşyalarım. Back kısmı. Burada bir şey var. Şunu şu şekilde giyebilirim sanırım. Giyer. Ondan sonra burada topladığımız eşyalar. Burada karakterin istatistikleri. Burada title demiş. New Worlds. New Worlds'u açtık. Niye kapattım ki orayı anlamadım. Title. Eterite. Eterite 3. Bunlardan toplayıp günlük bonus alacağız. Divine Gear, Main Quest. Burada eşyaları tier 1 eşya toplamak için şu an beni yönlendirecek muhtemelen. Not enough inset. Seti aktif edip kendimizi güçlendireceğiz. Bu da kostüm kısmı. Menü kısmında yetenekler var. Yetenekler geliştirilebilir. Bunu çoğunda görüyoruz. Hepsini aktif et. Ben 40 level olmuş muyum ya? Vay 57 levelim lan ben. Yani geçen indirip reklamı gördükten sonra girdim. Ve bir 10 dakikada falan bu levele geldik. Bu tür oyunlar zaten
En az 200-300 level oluyor. O açıdan sıkıntı yok. 300 level de az mı? 500 kesin bu. Burası da görevler kısmı. Exp kasmak istiyorsan bunları yap diyor. Eşya kazanmak istiyorsan biraz bekle, level 59 oluyor. İşte coin, VIP ile ilgili eşyalar, labirent demiş, parti. Burada da yönlendirmeler var. Relic boss. Haklarınız var, altta görüyorsunuz. Sınırlı süreli etkinliklerde burada görülüyor. Forge kısmında eşya geliştiriyorsunuz. Baktığınız zaman yükseltilebilir parçalar var. Quick diyelim. 100 altını harcadı ve onu hiçbir şey yapmadı. Neden? Allah Allah. Anlaşılmıyor ki ne yaptı. Buraya baktık. Oğlum ben ona tıklamadım ya. Sen bir dur. Burada ilginç bir görevlendirme sistemi var. Trails. Dungeon kısmı var. Stage 1, Stage 2 devam ediyor. Yükseltme eşyaları alınıyormuş. Kanat sistemi var oyunda. Belli ki. Check-in sistemi her oyunda olduğu gibi var. Aha. Ne oldu? Kimse bilmiyor ne olduğunu. O kadar çok şey var ki nereye göstersen. Facebook'la bağlan. Şu neymiş? Yardım, destek, indir demiş. Neyi indireyim? Grafikleri daha da detaylandırmak için indirebiliyorsunuz. Vuruyor mu bilmiyorum, belli değil. Vurduklarım bile bana saldırmıyor lan. Yani. Görevler, yan görevler. Grafik olarak çok vasat durumda görüyorsun. Çizimleri güzel olmuş ama animasyonla desteklenmediği için 5 para etmez yani. Bu videoya onun reklamını da ekleyeceğim. Ne oluyor lan? Seni keserken biri çıkıyor. Anda çıkıyorlar. Ama bana saldırıyor şu an, iki çıkıyor. Oyun beni heyecanlandırmadı. Oyun bana bir şey kazandırmıyor gibi. Zevk vermiyor. O açıdan yine bir reklam aldatmacası diyebilirim. Reklamı da koyarım zaten videoya. İnşallah bulursam reklamı tekrar. Siz de ikisi arasındaki farkı bu sayede basitçe görebilirsiniz. Tanıttım yanılmayın diye, yani görüp de bir oyunu indirmeden, boyutu da bayağı büyük. Bir oyunu indirmeden önce araştırırsınız nasıl bir oyun, memnunlar mı, kullanıcı oyuncu yorumları nelerdir bakarsınız. Buna da bakın istiyorum bu videodan. O yüzden böyle bir şey yapmayı denedim. Bakalım faydalı olacak mı sizin için. Bir sonraki mobil oyun tanıtım videosunda görüşürüz. O zamana kadar hoş vakit geçirin. Kendinize dikkat edin.